Bir şey göstereceğim Deniz, bir gelsene. Efendim, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin ağzının tadını, evinin huzurunu Allah'ım bozmasın. Mia kardeş, bebek. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bizim keyfimiz yerinde, evimize döndük, bahçemizdeyiz tekrar. Bir şey göstereceğim Deniz, bir gelsene. Bak annem ne yapmış. Annem civcivlerin etrafında dolaşan büyük kuşlar görünce böyle korkuluk yapmış buraya. Evet, oraya da güzel bir korkuluk yapalım bir ara. Evet, yani ona surat falan yapalım, yapalım annemin yaptığı şey. Bakmış uyuyor bizimkiler. Dinleniyorlar. Tabii yedek güç olarak annemiz. Evet, bugün günlerden aşure. Bugün aşure günü. Evet, yedek kuvvet desteğiyle beraber bugün bahçede kazanın başına geçtik. Oğlumuz için aşure kaynatacağız, dağıtacağız inşallah. Bakalım başlıyoruz. Ben ilk kez yapıyorum aşure de annemin tecrübelerinden faydalanacağız. Bu vesileyle de öğrenmiş olurum. Efendim, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Aşure mesela bizim geleneğimiz, göreneğimiz, örf ve adetlerimiz devam etmekte. Ben de isterim ki bizden sonraki çocuklarımız, nesil bizim örf adetlerimizi yani saygıyla, sevgiyle, onlara hürmeten devam ettirmesini çok isterim mesela. Hani biz büyüklerimiz bize derdi, kocaman kocaman kazanlarla aşureler pişerdi. Stil diye bir kabımız vardı böyle bizim, bakır. Bir evde 10 kişi mi yaşıyor mesela? 10 kişiye yetecek kadar o eve aşure götürülürdü. Mesela annem derdi ki 7 kişiye mutlaka aşure verilmesi lazım. Derdik ki niye 7 kişiye? Derdik işte mesela Nuh'un hani gemisi, hani suya her şey, insanlar bütün erzak dökülünce işte biri demiş ki bende 3 tane fasulye kaldı, öbürü demiş bende 5 tane buğday, biri demiş bende 5 tane bu, 7 kişi toplanmış ellerinde olan şeyle aşure kaynatmışlar. O topluluk bir araya geldiği için 7 kişi bunu yemiş, o yüzden 7 kişiye bunu dağıtmak çok sevaptır diye. Bu bir gelenek, hani dinimizde ne kadar yeri olduğunu biliyorum desem yalan ama yani bir gelenek, güzel de bir şey. İnsanlarla paylaşmak, tabii ki yani tatlandırmak, bir komşunun kapısını çalıp bir selam, Allah'ın selamını verip de bir tabak aşureyi sana getirdik diye. O yüzden her sene mesela Kurban Bayramı'ndan 40 gün sonra bu aşure, 40 gün sonra aşure geliyor. Mutlaka her evde kaynatılması lazım çünkü aşure kaynayan evde bereket olur diye. Biz hep büyüklerimizden böyle gördük. Ben her sene yapardım. Bu sene de burada kısmet oldu. Nasip oldu. Aynen öyle. Oğlum İnşallah için. Her şey güzel olacak. Komşularımıza da dağıtacağız. İnşallah. Herkese İnşallah. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederiz annemiz. Çok az dut pekmezi koydum içine, renk daha güzelleşsin diye. Üzüm kurumuz, cevizimiz, incir, kayısımız. Bunları küçük küçük parça haline getirdim. Şimdi bunları da yavaştan böyle döküyoruz. Bismillah. Yiyenlere afiyet olsun inşallah. Herkese ağız şifa olsun. Evet, ağız tadında olur, beğenirler.
maksat örf adetimizin yerine getirilmesi açısından güzel oldu. Bu sene Artvin'de yapamadım. Kısmet kızımın evindeymiş. Şimdi, Murat Deniz'in niyetiyle. Evet, Murat Deniz'in niyetiyle. İçindeki i̇nşallah. Sayı kadar ömrü olur inşallah. İnşallah anne. Bu arada arkadaşlar yandan göstereyim. Artık rokalarımız olmuş. Dereotlarımız da olmuş. Altta ufak ufak maydanozlarımız da çıkmaya başlamış. Artık kahvaltılarımızı da buradan yolarak yemeye başlarız. Zor zamanlar geçirdik. Evimizden, bahçemizden biraz ayrı kaldık. Başka evlerde kaldık. Kızımızdan bir süre uzak kaldık. Ama neyse ki zor günler geride kaldı. Nihayet böyle bahçemizdeyiz. Şimdi oğlumuzun hayrına diyelim yani. Aşure yaptık annemle. Komşularımıza dağıtacağız birazdan. Evet, zor günler geçti. Sırada daha zor günler diyorsun. Evet, daha zor günler var çünkü Mia'nın biraz daha ılımlı davranacağını düşünüyordum. Şu anda tamamen bizi boykot ediyor. Kucağımda bebeği gördüğünde böyle isyan kerbiçi. Bir çığlık kopuyor ilk önce, sonra ağlamaya dönüyor. Bir süre yaklaşımı, ona yaklaşmama izin vermiyor, beni itiyor. Baba baba diye teselli, babasını da arıyor zaten, babacı bir kızdı. Hani şu süreç biraz zor geçiyor, bakalım alışma süreci Mia'nın nasıl olacak. Umarım onun için de duygusal anlamda en az hasarla atlatırız. Çünkü o durum da beni şimdi gerçekten etkiliyor, üzüyor. Yani Mia'nın üzülmesine çok üzülüyorum. Umarım en kısa sürede atlatırız bunu da. Atlatacağız, atlatacağız. İnşallah. Fal bakıyor musunuz? Yok, nerede? Fal bakmayı bilmem ama dinlemesini çok severim. Çok inanmasam da aslında takım yerinde değil ya. Gerçekmiş gibi. Ben de dinlemeyi gerçekten baktırmayı seviyorum. Yani böyle biri baktığında böyle keyifle dinliyorum. Aklımda da kalmıyor gerçi ama hoşuma gidiyor. Öyle bir yeteneğim varmış gibi de geliyor ama hiç yok ya. Yani hiçbir şey, ben bir şeye benzetemiyorum. Bir şey biliyorum. Kalbim sıkışmış. Kalbim kararmış. Şey var ya, yüreğin kabarmış. Mağazı duruyor. Yolu bile anlamıyorum yani. Yolum var bile diyemiyorum. Maalesef kendim hiç yok. Olsa isterdim bizim ama. Kahvemiz çok tatlıydı. Çok güzeldi. Umarım ağız tadınız hep kahve tadında olur. İnşallah anneciğim. Bizi izlemeye devam edin. Aşuremiz pişti değil mi anne? Aşuremiz pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bir dahaki sene tatlı tatlı nasip et bir dahaki seneleri ya Rabbi. İnşallah anne. Kimsenin ağzının tadını, evinin huzurunu Allah'ım bozmasın. Amin. İçindeki malzeme kadar evimize rızık bereket gelsin inşallah. Yetmez mi? Amin. Yeter bence. Mahallenin psikopat kedisini bir göstersene. Bambama kafa tutuyor ya. Bak. Bak. Diyorsun. İyi besliyoruz. Hepsi sağlıklı. Biraz acele edelim ben. Bebek çok acıktı. Onu doyurmam lazım. Emziğim kapanışı sonra çekelim. Tamam. Hadi. Acıktı olan değil mi anne? Evet. Anneannenin şefkatli kolları iyi geldi. Evet arkadaşlar, aşurelerimizi dağıttık.
daha önceden dediğimiz gibi nihayet bahçemizdeyiz. Bahçemizi de çok özlemişiz. Bir süre tabii bahçemizden ayrı kaldık. Yapılacak işler var. Annemin bizi yönlendireceği şeyler var. Bahçede o da biraz bir şeyler yapmış. Biraz onlara bakacağız. Evet, biliyorsunuz hastaneden çıktık. Çıkar çıkmaz ilk başta halamızın evine gittik. Gülperi halamızın, sağ olsun. Onun da Murat Deniz'i görmesini istiyorduk. Kaç gündür onda kalıyorduk sonuçta. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş bulduk. Ay. Mia ile Murat Deniz ilk kez orada karşılaşmış oldular. Mia biraz görmezden geldi gibi oldu ama. Mia kardeş, bebek. Babam. Babam, bebek mi geldi? Bebek. Bebek. O senin kardeşin. Ömür boyu birbirinize destek olacaksınız. Baba. Bebek. Bebek. Yavaş yavaş alışacak. İnşallah. Halam ve kuzenlerim bebeğimizle tanıştılar, onu gördüler. Sonrasında çok da vakit kaybetmek istemedi. Kızla evimize gelmek istedik. Gece saat 2'de sanıyorum eve varmıştık. Geldiğimizde de böyle tatlı bir sürprizle karşılaştık. Evet, Filiz'in annesi ve kardeşleri böyle ufak bir parti gibi bir şey yapmışlar. Evet, masa hazırlamışlar. Masa evet. Hazırlamışlar. İşte bir yazıcıdan bir şey çıkartmışlar, asmışlar. İşte hoş geldin Murat Deniz evet. diye. Gelince de o hoş sürpriz çok hoşumuza gitti. Hayat hep bir mücadele. Yani zorlukların biri bitiyor, biri başlıyor. Neyse ki yani sağlıkla alakalı problem olmasın da gerisi bir şekilde halledilir. Yavaş yavaş hallolur. Yani o sağlık problemlerini atlattık. Binlerce kez şükürler olsun ama şimdi bir de Mia ile ilgili şöyle bir durum var. Psikolojik problemler evet, başlıyor. Evet, psikolojik problemler. Yani ben bu süreci birazcık daha kolay atlatacağımızı düşünüyordum açıkçası. Çok umduğum gibi olmadı. Mia tamamen ya reddediyor yani ya görmezden geliyor kardeşini. Ya da ben bebekle ilgilenmek istediğimde beni itiyor, kızıyor, tepkisini bir şekilde gösteriyor. Anlatabildiği kadar bir şeyler söylemek istiyor. Bebeğin yanından git demeye çalışıyor. Alma onu demeye çalışıyor. Yani şimdi de başka bir zorlu süreç. Sürecin içindeyiz. Evet, bakalım. Ya kısa sürede atlatacağız diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü Mia da akıllı bir kız. Gayet de seveceğim bir kız. Gerekirse de aynen profesyonel bir destek alıp kızımızla da ilgili onun da mutsuz olmayacağı bir hayat içinde tutmaya çalışacağız. İnşallah. Ve evet, uzun süredir yapmıyorduk. Moralimiz bozuktu ama moralimiz yerine geldi ve çok mutluyuz. Videoyu buraya kadar izlediysen demek ki videomuzu beğendin. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmanız çok önemli. Tabii beğeniyorsanız ve bizi takip ediyorsanız. Abone olduktan sonra da hemen abone ol tuşunun yanında bir zil var. Ona basıp oradan tümü diye seçerseniz, bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Bizim için de güzel bir şey yapmış olursunuz. Günlerce beklediğimiz an geldi. Sağlıkla bebeğimizi kucağımıza aldık. Onun da hayrına aşure dağıttık. İnşallah Allah kabul etsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gözükecek mi ya? Bilmiyorum. Harika kardeşim. Tarık Akan'ın yanında bir kısa bir şey oldu. 아쉽금 çıkıyor musun sen kendin oraya? Hamak güzel değil mi? Wow. Wow. Kızımın hamak keyfi. 1 2 2 3 Lakin dört, o ömrün her zaman da gözümü senden açmıyorsa yaşamak. 5 Aferin.